Benim bugün sizlere bahsedeceğim şey oyun tasarımı başlığı altında aslında sizlerin birebir kişisel hayatlarınızla alakalı bir şey olacak. Ben bu konuşmayı sıklıkla iş adamlarına yapıyorum. Bu bağlamda işte pek çok insan kaynakları firmasıyla da irtibat halindeyim. Amacım benim genellikle yaşı veya mesleği yok bu işin. Hayatınızı oyun gibi görmenizle alakalı bir derdimiz var bizim okulda. Yani game design dediğim, oyun tasarımı dediğim şeyin sadece oyun yapmak için olmadığından bahsedeceğim ben sizlere. Şimdi öncelikle ben kimim? Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilk reklamcılık mezunlarındayım. Mektepli alaylı kavgalarını çok yaşadık biz o yüzden. Hani sen okudun da ne okudun reklamcılıkla alakalı diye. 7 sene kadar kreatif direktörlük yaptım. Reklam ajanslarında çeşitli. Bildikleriniz de var, bilmedikleriniz de var. Ondan sonrasında dedim ki ben bir dakika biraz daha bu algı, insan algısı vesaire gibi konulara merak duyuyorum. Zannedersem UX hakkında da konuşulmuş daha önceki haftalarda. O konuya biraz daha merak duyuyorum. Bir yandan da oyun geliştirmeye merak duyuyorum dedim ve İspanya'ya yerleşme kararı aldım. Barcelona'da 3 sene yaşadım. Orada UPF'de yüksek lisansımı yaptım. Bu arada bir tane daha yüksek lisans yaptım. 2 yüksek lisanslıyım. Bir tanesi Bahçeşehir'den, bir tanesi UPF'den şeklinde oldu. Bahçeşehir'de öğrendiğim biraz daha işin reklam kısmıydı. Artık kullanmıyorum çok kendi hayatımda bunu. Sıklıkla artık Pompeu Fabra'dan aldığım eğitimle devam ediyorum. Akademisyen olmaya da orada karar verdim aslında. Birazcık bunun sebebi etkileşimli medya dediğimiz konunun Türkiye'de o zamanlarda var olmamasıyla alakalı bir derdimizdi. Ne demek bu? Ben bu işe yapmak istiyorum. Ülkeye geldim. Artık beni hadi biri işe alsın. Ben bir iş yapayım istiyorum. Şirket yok. Bunun tek çözümü akademiden geçer. Aklınızda bulunsun. Aklınızda yapmak istediğiniz bir şey vardır. Ya bunun hocam Türkiye'de karşılığı yok. Önce bir akademiye bakın. Ben de öyle yaptım. Yoktu. Akademisyen oldum. İşte oradan devam ediyorum zaten kariyerime de. 5 yıl olmuş. Galatasaray Üniversitesi'nde de doktoramı sürdürüyorum. Sinan Hoca ile beraber sınıf arkadaşıyız. Aynı üniversitede, aynı bölümde. Orada da benzer bir şekilde oyuncu deneyimi, UX değil de PX diye bir kavram ortaya çıkartıyorum. Umarım ispatlayabileceğim o doktora tezinin cilvesi. Ama gene aslında algı ve etkileşimli medya üzerine çalışmaya devam ediyorum. Bug'dan biraz bahsettim gördüğünüz üzere. Onun koordinasyonu ben de laboratuvarın başındayım. 4 tane markamız var. 5. de eklendi Bug Kitchen diye. Dediğim gibi bunları daha detaylı olarak internetten bulabilirsiniz. Çok da vaktinizi almak istemiyorum bunları tek tek anlatarak. Pekala benim bu geçmişim ne işime yarıyor? Şöyle bir işe yarıyor. Ben öncelikle reklamcıyım. Hala ruhumda var. O reklamcı olduğunuz zaman kanınıza bir şey karışır. Sahneye çıkmak gibi bir histir o. O çıkmaz kanınızdan. Ömür boyu taşırsınız onu. Bu ne demek? Metin yazmak, müşteri yönetmek, direkte etmek vesaire gibi konularda hala çalışmaya devam ediyorum ben bir yandan. Proje ekipleri kuruyorum. Fark ettiyseniz oyunla ne kadar aslında alakalı bir şey bu. Proje ekipleri yönetmek zorundayız orada. Metinlerini yazıyorum. Oyunlarda senaryo yazmanız lazım. Naratif dediğimiz kısım. Onları yapıyorum. Müşteri direktörlüğü de başka bir profesyonumda. Bir de UX bahsetmiştim zaten. İspanya'da aldığım eğitim bunun da bana katkısı ne oldu? Kullanıcı deneyimini en sonuna kadar, her türlü detayına kadar öğrenmiş oldum. Algı yönetimi konusuna girmiş oldum. İnsanın beyni nasıl çalışıyor? Nörolojik olarak amigdala ne yapıyor, korteks ne yapıyor vesairesine kadar varacak şekilde algı yönetimi nasıl işliyor öğrenmiş oldum. Oyuncu deneyimine girdim ondan sonra. Tam da oradaki tezim de onun üzerine oldu. Oyuncu deneyimi konusuna merak saldım. Ve tabii ki zaten oyun tasarımcısı olduğum için kalben, en azından o zamanlar kalbendi. Bu işte de oyunlaştırma kısmına kadar geldim. Neden oyunlaştırma? Oyunlaştırmanın İngilizcesini duymuşsunuzdur, gamification. Herkes kullanıyor bu ara pazarlamada. Herkes gamification diyor. Ben size gamification'ın pazarlamada olmayan, bir eski reklamcı bunu söylüyor enteresandır ama, pazarlamada reklamda kullanılan gamification'ın yanlış bir terim olduğunu size anlatacağım. Orada kullanımının yanlış olduğundan bahsedeceğim. Doğrusunu da söyleyeceğim yanında. Bunu yapmam için öncelikle oyun ve oyuncağı ayırmam lazım benim. Oyun dediğimiz zaman herkesin aklına işte PES geliyor, FIFA geliyor, bilmem ne geliyor. Bundan bahsetmiyorum ben. Saklambaçtan bahsediyorum, kemikten bahsediyorum, barbuttan bahsediyorum, tavladan bahsediyorum. Eski oyunlar, masaüstü oyunlar, tabletop oyunlar dediğimiz şeylerden de bahsediyorum. Lütfen o yüzden aklınıza ben oyun dediğim zaman video oyunları gelmesin, bilgisayar oyunları gelmesin sadece. Onlar da var ama asıl bahsedeceğim şey biraz daha bildiğimiz anlamıyla oyun, play ve game farkını aslında ortaya koyabilmek. Türkçemizin güzelliği play ve game'i ayıramıyoruz, oyun ve oyun oluyor. Ama aslında birazdan da bahsedeceğim, Huizinga bunu play ve game olarak bölmüş durumda. Peki oyuncak nedir diye baktığımızda da bir ayağa düştüğün, bu tamamen şey Wikipedia tanımı bu arada. Benim yazdığım bir şey değil. Yani var olan Wikipedia tanımlarını kullanıyorum. Bir ayağa düş dünyasında, bir ayağa da o oyunun kendi dünyasında. O aradaki bağı sağlayan şeye oyuncak diyoruz biz. Ne demek bu?
Ben şu telefonla hiç açmadan oyuncak yaratabilirim hiçbir şey yapmadan. Ya da işte şu şişeyle bu şişeyi oyuncak haline getirebilirim ben şu anda istesem. Bir şey uydururuz işte. Neydi şu fenomen oldu ya, ters atıyorum da düz düşüyor, alkışlıyoruz falan. Hani mesela bu bir oyunlaştırma yöntemidir. Şişeden oyun çıkarmaktan bahsediyorum aslında. Çocukken hepimizin çok yaptığı bir şeydi bu zaten. Oyun icat ederdik. Eminim hepiniz yapmışsınızdır bunu. Bunun aslında bir alanı var. Bunu meslek olarak yapabileceğinizi söylemeye çalışıyorum ciddi ciddi. Oyun olmadan oyuncak olmuyor. Yani ben Lego parçasını benim önüme koyduğunuz zaman, bizim mesela tasarım fakültesinde de bir yandan hocalık yapıyorum. Orada Lego parçalarından eserler üretiyoruz. İşte Biennale'lere gidiyor öğrencilerimiz. Lego'yu oyuncak dışında temalarda kullanarak orada var oluş sergiliyorlar. Başka bir şey anlatıyorlar. Oyuncaklıktan çıkararak Lego parçasını mesela. O zaman artık oyun kalmıyor geriye. Demek ki geriye oyuncak da kalmıyor tezini aslında göstermiş oluyorlar. Peki, bir başka Wikipedia tanımı. Oyun genellikle boş vakitleri değerlendirmek falan filan gerek yok. Şöyle bakalım. Hızlı yaptım o yüzden. Hepsini okutmayacağım, merak etmeyin. Eğlendirici olması burada vurgulanmış. En önemlisi bu. Boş vakitlerde ve eğlendirici. Ama ben eğlendiricinin altını çiziyorum. Bunu daha sonra da çok çok tekrarlayacağım. Göreceksiniz sunum boyunca. İşin eğlenceli olması lazım ne dersek diyelim. Terimini vesairesini boş verebilirsin. Eğlenceli olsun. Peki. Oyunu biz Game Design programında nasıl tanımlıyoruz? Maddeleri bölüyoruz. Kuralları olmak zorunda oyunun, değil mi? Kuralsız bir şekilde saklambaç oynayamam. Bana belli bir şekilde kural vermek zorundasın. Bu sınıf içerisinde saklambaç oynuyor olmalıyım atıyorum. Bütün okulda, hadi Nişantaşı Üniversitesi'nin bu kampüsünde saklambaç oynayalım desem burada oyun olmaz o artık. Sonu olmaz. Çatışma olmak zorunda. Çatışmayla kastım ne? Kuralım bu sınıftı. Ben şimdi 90 kilo bir adamım. Bu masanın altına girsem ne olacak? Çatışmam bu. Fikir bulmak zorundayım. Nereye saklanabilirim? Burada yaratıcılık genelde devreye girer. Rekabet her zaman var mıdır yok mudur tartışılır ama rekabet iyi bir öğedir. Futbol tek başına sadece rekabet üzerine kurulmuş bir oyun düzenidir. Futbol bir oyundur. Diğer video oyunlarına baktığınızda zaten rekabet üstüne kurulur. Genellikle tamamı artık rekabet mekaniğini kullanıyor. Bir ödül ve çıktısı vardır. Şimdi bunu ileride biraz daha detaylı anlatacağım ama ödülle çıktıyı ayırıyoruz biz arkadaşlar. Ben bir oyun oynadım ve oyunun sonunda ödül aldım. Biz buna havuç da diyoruz oyun tasarımcıları olarak. Havuç vermek diyoruz işte. Kendi Crash'ta bolca gördüğünüz bir şey aslında. Ama çıktısı başka bir şey. Şimdi prensesi kurtarmak bizim ödülümüz mü çıktığımız mı emin değiliz o yüzden. Geleceğim birazdan. Kafanızda o soru işareti kalsın istiyorum. Sid Meier, bunu bilgisayar oynayanlar bilirler bu adamı. Hala yaşayan en büyük oyun tasarımcısı. En hani böyle babalardan. Civilization 6'yı da çıkarttı daha geçenlerde ve inanılmaz tutmuş durumda. Yıllardır çok başarılı oyun tasarımları yapar Sid Meier. Kendisine soruyorlar. Diyorlar ki peki sizce nedir oyun? Bu kadar başarılısınız. Nasıl tanımlıyorsunuz? Anlamlı seçimler bütünü olacak diyor. Oyunun sırrı bu. Anlamlı lafını özellikle vurgulayarak söylüyor bunu. Ne demek istiyor? Ben burada saklanmaç oynuyorum. Çatışmam işte nereye saklanacağım vesaire. Ben gidip de şunun altına şöyle size baktığım zaman hem gülersiniz hem de dersiniz ki bunun bir anlamı yok. Anlamlı bir tercih yapmak zorundayım. Yani ürettiğim fikir, her ne ise saklanmaç oyunundan gidiyorum ya, mesela ürettiğim fikir bunun altına saklanmak. Anlamsız olacak. Anlamlı bir şey yapmam lazım. Çocuklar şey yapıyorlar, küçük bebeklerle saklanmaç oynuyor ebeveynleri de videoları çekiyorlar. İşte ne kadar salak benim kızım oğlum, bak ayakları gözüküyor perdenin arkasından diyor. Orada güldüğü şey anlamsız olması seçiminin aslında. Çünkü o bilinç düzeyine henüz gelmemiş oluyor insanoğlu o yaşta. Ama en önemlisi de eğlenceli olmak zorunda oyun. Peki, korkutucu geliyor değil mi? Şöyle yapıyorum, rahatlıyoruz. Huizinga bu işin ilk akademisyeni. Dünyada ilk defa ben oyunu inceleyeyim. Bir dakika, biz bu kadar oyun diyoruz. Neymiş bunun mevzusu diye inceleyen insan. Homo Ludens diye bir kitabı var. İnsanlar oynar diye Türkçeleştirebilirim. 38 yılında yazıyor. Lütfen tarihe dikkat. Bu tanım o yüzden birazcık eski kalmıştır. Ama ilk tanımını yapmış durumdadır. Bu insan çok kıymetli. Her anlamda oyunla ilginiz varsa bunu bu adama ezbere bileceksiniz. Bilinçli olarak gündelik hayattan uzak olmak zorunda demiş oyun. Sebepsiz olmak zorunda. Bir sebep uğruna oynamamalıyım. Bu anlamda özgürlüğe vurgu yapıyor gene oradaki şey. Immersion dediğimiz dahil eden bir süreç olmak zorunda. Yani ben dışarıdaki hayatımı bir kenara koymalıyım oyun oynarken. İşte sınavım var, nasıl yetişeceğim? Eyvah hoca kızdı bana, ne yapacağım? Unutuluyor o anda, sadece oyun dünyasındasın. Kurallar çerçevesinde olacak, bahsettik. Ve sosyalleşme olmak zorunda diyor. Şimdi bu sosyalleşme kısmı işin ilginç kısmı. Çünkü Huizinga'dan sonra gelen akademisyenler sıklıkla sosyalleşme kısmından bahsetmemişler. Oyun tasarımcıları da sosyalleşmeyi genellikle yan ürün olarak görmüş durumdalar.
pek çok dizide de, pek çok işte oyun incelemesi belgesellerinde de aynı şey söz konusudur. Biz bir şey yaptık, Allah Allah nedense toplumda patladı bu derler. Halbuki bu oyunun kurallarından biridir. World of Warcraft sayesinde, evlenen insanlar sayesinde World of Warcraft var. Yoksa olmazdı zaten. Peki, oyun elemanlarını da bölelim bir de. Ben olmak zorundayım değil mi oyunda? Avatar. Klasik Mario. Oyuncu olmak zorunda oyun oynayacaksak herhalde. Tavla oynuyorsam benim zaten bir vücut olarak. Saklanmaç oynuyorsam ben buradayım zaten. Avatar terimi buradan geliyor. Engel olmak zorunda. Buradan da açacak pek bir şey yok zaten. Hedefim olmak zorunda prenses. Prensesi kurtarmak mı diyorduk ya? Değil işte arkadaşlar. Amacımız DiCaprio'nun şu kafasına gelmek. Tamam ya, ah başardım ya. Ben yaptım bu işi abi. Prensesi kurtardım. Baksana skoruma baba. Aramızdaki muhabbet buydu bizim. Game Boy vardı o zamanlar. Onu oynardık biz küçükken. Böyle elde deli gibi. Bir kere ver oynayayım sen evde çok oynarsın esprisi çok dönerdi o ara. Ama aslında amaç buydu. Yani prensesi kaç saniyede kurtardın? Kaç skor yaptın? Bilmem ne. Buna ulaşmaya çalışıyorduk biz. Bu prensesi kurtarma hedefine değil. Bu biraz önemli olacak ileride de. Oyunlaştırmada da. Ama en önemlisi şu. Arka plan olmadan hiçbirinin manası yok. Öncelikle arka planını yapmak zorundayız. Bir iletişimci olarak söyleyeyim. Arka plan dediğim şey her iletişim projesinde geçerlidir. Art direktörlük yaptığım zamanlara dönelim. O zamanlar bana bir kampanya geliyordu. Örnek verebilirim. Apikoğlu mesela onun kampanyasında çalışıyordum. Diyorlardı ki işte bizim şöyle şöyle bir ürün satmamız lazım. Bunun karşılığında da işte jip vereceğiz. Sucukla jipi nasıl bağlayacağız arkadaş? İşte hikaye bu. Arka planını kurmak zorundaydım. Zaten işim buydu benim. Metin yazarı olarak da çalışıyordum aynı şekilde. O arka planı kurmak dediğimiz şey senaryosunu yazmaktır. Mustafa Altıokar hocam ders verdiği sırada zamanında bizde şey derdi dersinde. Bir karakter yaratıyorum. Bu karakterin bu kadar inandırıcı olmasının sebebi ve hepimizin işte izlerken ağlamasının sebebi. Ben o karakterin burcunu da yazıyorum. Yaşını da yazıyorum. Kaç ilişki yaşadığını da yazıyorum bir kağıda. Kullanmasam da yazıyorum. Bulunuyor. Kafamda o karakter canlanıyor. Bunu ekibe de veriyorum. Ekip de okuyor. O karakter canlanıyor o sayede. Aynı şey geçerli. Yani bir oyunu binden fazla şekilde bitirebilirsin. Ama aynı arka plan üzerinden yürümek zorundasın. Bu arka plan kısmı ise bizim zaten aslan yaptığımız game design işi. En çok da gündelik hayatta bu ara kullanılmaya başlandı bu iş. Bu arka plan yaratma ve oyun mekaniklerini kullanma işinin gündelik hayata en yaklaştığı yerde oyunlaştırma ismini aldı. Gamification dediğimiz şey. Nedir? Aslında hep vardı bu. Hep gamification vardı bizim hayatımızda. Zaten biz oyun mekaniklerini gündelik hayatımızda hep kullanıyorduk. Sadece adını koyayım ben size. Puanlar, rütbeler, lider tahtaların tamamı oyunlaştırma kavramı içerisine girer. Nedir? McDonald's'ta çalışıyorsun. Aslında şuradan sırayla gideyim. Bu bir standart bir Türk erkeğinin hayatında geçen 3 aşama. Standart. Okul. Benim zamanımda kırmızı kurdele takardı bana hocam. Herkes 5 alırdı edebiyattan da ben kırmızı kurdele alırdım. Aman ne güzel. Ne anlamı vardı o kırmızı kurdelenin peki? Anlamlı seçimler bütünü içinde anlamı vardı değil mi? Bahsediyorduk hani Sid Meier'den. Anlamlı olmak zorunda. O sınıftaki herkes o kurdelenin manasını bilecek ki o kurdelenin bir anlamı olsun. O zaman ben onu hak etmek için çalışayım. Okul bitiyor. Gidiyoruz askere. Askerde rütbeler var değil mi? Allah Allah iki tane çizgi. Gerçi Amerikan ordusu bu da. İki tane çizgi ya da tek çizgi. Ya biri diğerine komutanım çekiyor, emredersin çekiyor. İşte acayip kötü davranıyor üst rütbe, alt rütbeye. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü anlamlı bir seçimler bütün içerisinde aslında orada da gene. Bakıyor diyor ki ya bu benim üstüm. İşte generalle konuşurken asker hazır olda duruyor. Neden? Oradaki iki tane apolet yüzünden aslında. Bu bir rütbelendirmedir zaten. İş hayatına geçiyoruz. Bunu işte çok fazla kullanıyorlar bu ara piyasada. Hani oyunlaştırma anlamında da çok duyarsınız bunu. İş hayatında işte plaza hayatında özellikle. Çok şükür geride bıraktım o hayatı ama. Ayın elemanı esprisi vardır mesela. Bunu zaten McDonald's yapıyordu. Yani başka bir şey eklemediler. Zaten vardı bu. Ayın elemanı olmak için. Ya McDonald's'ta çalışıyorsun. Ne kadar kariyer yapabilirsin gözünü seveyim. Ama orada çalışan insanlarla konuştuğum zaman, en azından İspanya'daki insanlarla konuştuğum zaman biliyorum kötü bir iş yapıyorum ama bari bu işin en iyisi olayım diyordu adam. Bak nasıl motive oldu adam. Ne biçim köfte yapmıştır kim bilir. Bilmiyorum. Ama sonuçta her yerde aslında kullandığımız bir şey bu. Bizim hayatımızda her zaman var. Sizin burada aldığınız derslerdeki notlarınızda da var. GPA'n çok yüksek. Eyvallah okul birincisi mezun oldum. Ne oldu? Anlamlı bir seçimse manalı değil mi? Mezun oldum okul birincisi hiçbir şey olmadı. Ne bana burs verdiler ne bir şey oldu. Kimse uğraşmaz o zaman. Değil mi? Başarı bursu dediğimiz şeyler mesela böyle planlanıyor genellikle. Benim lisede bir arkadaşım vardı. İşte lise birincisi vardır ya kütüye işte ismini çakar böyle. Hayt be ne kadar başarılı. Hiçbir şey olmadı ev hanımı oldu kaldı. Ama yani o hala
onun için anlamlı bir değer taşıyor. Hala konuştuğumda ya ben de lisede ne güzel ne güzel şeyler başarmıştım diyor. Her pilav gününe gidiyor. Her pilav gününde o kütün yanında poz veriyor. Hala anlamını taşıyor onun için. Benim için taşımadığı anda onun oyunu bozuldu. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü onun o kütükte isminin olması. Benim için başka bir şey hayatta başarılı olmak çünkü. Bak ben oyundan çıktım bile. O hala oyunu oynuyor. Peki. İş olmamasını işte burada şirkete bunu söylüyorum ben. Sizlere değil de. Şirketlere şu maviyi okuyorum özellikle. Arkadaşlar iş olarak vermeyin oyunlaştırmayı. Evet ekip olarak toplanıyoruz. Şimdi oyun oynayacağız diyor patron. Ciddi diyorum. Hadi bu işte cuma günü sabah 8'de buluşuyoruz. Niye oyun oynayacağız? Böyle oyun mu olur? Oyun olmuyor tabii ki. Sebepsiz olmak zorundaydı değil mi? Özgür olacaktı. Bu anlamda iş mecbur oldunuz. Oyunsa mecbur olmadınız diye çok net olarak çizgiyi çekebiliriz. Peki ilk defa 1960'larda buna uyanıyorlar İngiltere'de. Bir sanatoryumda, akıl hastanesinde daha doğrusu jeton sistemi kullanmaya karar veriyorlar. Diyorlar ki bizim hastalarım ilaçlarını almıyor, yanağını kenarına atıyor, sonra tükürüyor vesaire. Ben bunu nasıl sağlarım? Diyor ki doktorlardan biri ya jeton verelim ya. Adam o hafta bütün ilaçlarını düzgün aldıysa bir jeton alsın, o jetonla da kantinden bedava alışveriş yapsın. Bir anda başarı oranı %80'e çıkıyor klinikteki. Bir anda. Çünkü herkesin bir motivasyona ihtiyacı var bir şey yapmak için. Motivasyona gireceğim tabii. Niçin kullanıyoruz belki biz oyunlaştırmayı? Hani bu tepede gördükleriniz hep duyacağınız. Bunu her yerde duyarsınız. Ercan Altulu vardı. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O da bunun hani işte kitabını yazdığı sırada da bahsetmişti. O da şirketlere bunu anlatır. İşte şirketler için oyunlaştırma diye kitabı. O hep bu üçünden bahseder. Ben sunum yaptığımda aslında Çakır Hocam da doğru söylüyor. Ben bunlara dokunmuyorum der. Çünkü şirketler genellikle şuna bakar. Müşteri sadakati arttırayım işte gelsin bende daha fazla alışveriş yapsın. Çalışan motivasyonunu arttırayım, çalışanların mutlu olsunlar şirkette. İşte internet sitesine daha çok gelsin insanlar gibi. Çok bildiğimiz standart pazarlama hedefleri bunlar. Evet, bunların hepsinde çok iyi çalışıyor bu arada. Hiç itirazım yok. Eğitimde de çalışıyor. Ben kendi derslerimde yapıyorum özellikle. Çöp atmak için ben kullanmaya karar verdim bir gün. Ben çöp atmaktan tiksiniyorum. Böyle bir durum var. Neden bilmiyorum. Hakikaten bana böyle bir elzem geliyor. Özellikle kış günlerinde birazcık çöp tenekesi bizim evin uzağında. Ben onu da işte montu giyeceğim de işte pijamalar vesaire üşümeden gideceğim. Atacağım çöpü geri geleceğim gece. Gece atmak zorundayız. Öyle bir kural var Kuzguncuk'ta. Oyun yapmak zorundayım bununla ilgili dedim. Bu işi oyunlaştırmakla alakalı o saatlerde ben normalde kolayı kendime yasakladım. Kola zero hastasıyımdır. Çöp attığım zaman bir tane kutu kola alma hakkı verdim kendime. Bak ne kadar basit bir şey. Ufacık bir motivasyon. Hiç şimdi erinmiyorum. Çöp birikse de canım çok kolay istedi diyorum çünkü. Başka bir yere algımı yönlendirmeye başlıyorum. Beynim başka türlü çalışmaya başlıyor. Benim için bir engel olmaktan çıkıyor çöp atmak. Daha ziyade bir ödüle ulaşacağım bir yol olmaya başlıyor. Yoksa kola almıyorum çünkü kendime. Böyle de bir kural koyuyorum değil mi? Çatışması, kuralı, engeli hepsi orada. Hah, eğlencesi yok ama. Eğlencesi eksik orada ayrı mesele. Eğlenceli kısmını da... Şimdi kilo vermek de ayrı bir espri. Onu yapamadığım aşikar zaten de. Deniyorum. Ama doktora yapan biri olarak söyleyeyim. Bizim ne yazık ki böyle çılgıncasına, eminim hocalarımız da hak veriyordur. Hala da öyleyiz. Kitap okumamız gerekiyor. Makale okumamız gerekiyor. Durmadan bir şeyler okumamız gerekiyor. Daha da kötüsü yazmamız da gerekiyor üstüne. Oralardan sentez yapıp vesaire. Benim de sıkıntım şu. Ben yıllardır küçüklüğümden beri bilgisayar oynarım. Biraz da ileriden bahsedeceğim nasıl geçtiğini zaten küçüklüğümün. Onun da çünkü konu yaptım. Ama... Ben bilgisayar oyunlarından zevk alan ve oradan her şeyi öğrenen bir insanım. İngilizcemi de Baldur's Gate'e borçluyum hatta. Bir oyundur o. Peki ben nasıl okuyacağım Das Kapital'i atıyorum? Ya da Manuel Castells okumak zorundayım. Nasıl okuyacağım? Böyle böyle kitaplar bunlar. Dedim ki ben her 10 sayfada bir jelibon koyayım araya. Bayılırım. Soracağım olanlar. Her 10 sayfada bir jelibon koydum. Ne oluyor biliyor musunuz? İleride gene daha detaylı bahsedeceğim ama benim bir motivasyonuma hitap ediyor. Nedir bu motivasyon? Ha gayret motivasyonu diyorum ben buna. 8. sayfadayım, gözlerim kapanıyor, artık gece 1 olmuş, uyumam lazım. Ya diyorum 2 sayfa daha okuyayım da şu jelibonu yiyeyim. O 2 sayfayı okuyorum, yeni konuya geçti kitap. Hadi neyse bunu da okuyayım derken ben hakikaten bir haftada ciddi ciddi bütün kitapları bitirdim. Bu motivasyonun bende çalıştığını fark ettim. Bununla da oyunlaştırma değilse nedir? Bu anlamda şirketler için yapılan oyunlaştırma gündelik hayatınıza nasıl yansıyor umarım fark etmeye başlamışızdır. Ama oyunlaştırma bir oyun değildir arkadaşlar. Dedim ya ben çöp atmaya giderken eğlenmiyorum. Değil mi? Bir oyun değil çünkü oyunlaştırma. Oyun mekaniklerinin ve oyun motivasyonlarının aslında oyun dışı hayattaki her alan için kullanımıdır. Demiş zaten Gabe Zuckerman da bunu. Zuckerman İstanbul'da çok sık geliyor. Bedava da konferans veriyor. Bu adam gurusu bu işin. Oyunlaştırma terimini literatüre katanlardan. Enteresandır genç de bir insan.
Çok da tatlıdır. Eventbrite'dan vesaireden takip edin. Bedava konferans veriyor. Hiç kaçırmayın derim. İlginiz varsa. O der ki oyunlaştırma, oyun düşüncesinin ve mekaniklerinin karşılaşan, gündelik hayatta karşılaştığımız sorunlarla baş etme yöntemi olarak kullanılması. Otobüs bekliyorum. Allah'ım bu bir problem. Otobüs beklerken UX dizaynda da vardır aynı şey. Ya ben bu telefonu kullanacağım da nasıl daha iyi kullanırım kafasıdır ya. Aynı şeyi gündelik hayata yorumluyorsun. Motivasyonla ilgili sıkıntın var. O zaman oyunlaştırma kullanmaya başlıyorsun diyor Zikerman. Benzer bir şeyi ben de aynı şekilde söylüyorum. Oyun tasarım ve mekaniklerinin oyun dışı alanlarda kullanılmasından bahsediyoruz. Devam ediyorum. Şimdi buradaki esprisi şu. Peki bunun vice versa tam tersi yapılmış mı? Hem de nasıl? Hepiniz oynadınız bunların hepsini. Hepsini oynadınız zaten. Bunların tamamı oyunlaştırma projelerinin ters mühendisliğiyle yapılmış oyunlardır arkadaşlar. Kendileriyle de konuştuğumuz zaman aynı şeyleri söylediler bu oyunların yapımcıları. Bug laboratuvarına gelirler. Farmville esprisi şu. Benim işte hani yaz tatillerinde liseden köye giden arkadaşlarım vardı. Ben şehirli bir çocuğum da hani işte bizim yoktu öyle şeylerimiz ama arkadaşlarım giderlerdi köye işte. Ailelerini ziyarete işte tavuktur, tarladır, şudur budur. Çok daha iyi anlatırlardı. Ben de kıskanırdım hatta. Sonra Farmville oyununu oynadık. Bu arkadaşlarımla hala görüşüyoruz. Dedim ki ya o kafa var mıydı? Dalga mı geçiyorsun diyor adam bana. Kızıyor bir de. Ellerim nasır tutardı diyor ya çapadan. Manyak mısın güneşin çatında? O ekini ekeceksin, o ekini bekleyeceksin. Bir yıl, 6 ay falan gibi sürelerde sonra o ekini hasat edeceksin. Bir de satacaksın. Orada ne? Tık. Tek tap. Ektim. Aldım. Bitti. Bu kadar. Oyunun mekaniği bundan ibaret aslında. Dönelim Dinner Dash'e. Ben İspanya'da çalışırken... Tabii. Farmville Meksika'daki Chipotle hareketinden sonra ortaya çıkıyor. Hmm. Çok ilginç. Bravo. Fast food ve mass production'ı engellemek için şey yapıyorlar. Meksika'da ortaya çıkan bir viral sonucunda evet. İnsanların tarla üretimi. Yani tarlaya yönelmesi ve oradan aslında çıkan ürünü restoranlar. Aynen öyle. Ve restoranlar onları satmasını sağlamak için sonrasında tabii Amerika'da Zynga bunu çok... Zynga alıyor bunu. Aynen onu diyecektim ben de. Tabii. Çünkü aslında bunun ilk çıkışı Farmville'in oyunlaştırma. Ters mühendislik evet. Öyle çalışıyor. Zaten bir oyunlaştırma fikri olarak ortaya çıkan bir şeyi alıyor oyun firmaları. Ben bunu komple oyun yapayım diyor. Ama bir sürü şeyi de çıkarıyor değil mi? Zorluğunu çıkarıyor, ekonomisini aynen. Çıkarıyor, mesajını çıkarıyor. Tabii. Aynı şey yani. Zynga da battı bu arada artık yani neredeyse. Onlarla da yakın ilişkilerimiz vardı. Çok üzüldük ya. Dinner Dash'e örnek vereyim. Benzer bir hikaye. Dinner Dash'te de benim hikayemdir. Birazcık Barcelona'da yaşarken ben tahmin edeceğiniz üzere para kazanmak zorundayım. Ne yaptım? Barmenlik yaptım. Barmenlik yaparken sandım ki bu iş çok cool bir iş. Ah Barcelona'da da barmenim be. Hiç öyle değil tamam mı? Bu işi yalnız söyleyeyim sakın tavsiye etmiyorum. Tuvalete temizliyorsunuz. Bardakları da yıkıyorsunuz. Etrafı da koşturuyorsunuz. Yaklaşık 16 saat bir mesainiz var. Hani olacak iş değil. Ha, güzel başlıyorsunuz ama ya 16 saat gidiyor hayatınızdan her gün bu arada bu böyle. Hani izin yok. Bir yere kadar dayanılır bir iş aslında hocam ama sonrasında olacak şey değil hakikaten de. Neyse sonuçta o ara yaşamak için yaptık. O kadar zor bir işi bu kadar güzel anlatmış Dinner Dash. Dinner Dash oyunu oynayanlar bilir. İşte garsonluk yaparsınız. Bir hanımefendi olarak bir restoranınız vardır. Oradaki insanlara servislerini hazırlar ve verirsiniz. Allah'ım ne güzel oyun. Daha da ekstrem bir örneği, dünyanın bir dönem en çok oynanan oyunlarından biriydi bu. Kontrol Kulesi simülasyonu diyebileceğim bir basit bir aplikasyon. Dünyanın en yüksek intihar oranına sahip mesleğidir. Kontrol Kulesi pilotluğu yapmak. En yüksek intihar oranı var adamlarda. Çünkü düşünsene bir yanlış hatada 1000 kişi hop gitti. Böyle bir sorumluluk altında yaşamak zorundalar. İnanılmaz bir mesai saatleri var. Bitmiyor mesaileri. Ne enteresandır bu 3 garip ve zor iş. İnanılmaz satan oyunlar olmuşlar. Devam da ediyor. Bunun gibi oyunlar çıkmaya devam ediyor. Bu gözle bakın application'lara. Hala yapıyorlar bunu. Zor meslekleri tercih ediyorlar aslında bakarsanız. Peki, onlar bile eğlenceli oluyorsa daha da gündelik, chore dediğimiz böyle canımızı sıkan şeylerden bahsedelim. Böyle bir şey yapmışlar diyecektim ama oynamadı bakayım. Hah. Ses önemli değil zaten. Hikaye şu, karşıdan karşıya geçmekten bahsediyor adam. Jaywalking dediğimiz, yani kırmızıda karşıdan karşıya geçmek dediğimiz hikayenin önlemini almaya çalışıyorlar. Baştan uyarayım, bu çok iyi bir oyunlaştırma projesi değil. Çünkü sadece bir oyunu implemente ediyor sorunu ama derdimizi çok iyi anlatıyor. Bekliyor, karşıdan karşıya geçerken yeşil yanıyor, böyle bir ekran var. Gerçi ben de gözükeni anlatırmış gibi oldum ama. Look at it.
Karşısına tanımadığı biri geçti. Karşıda da var aynı ekran ve aynı. Basit bildiğimiz bir oyun mekaniği. Çok basit bir mekanik. Arkadan kırmızı azaldıkça o süreden bahsediyor zaten. O da obvious. Biraz da kasten yeniliyor tabii. Misafirperverlik. Şimdi işin en güzel kısmına geliyoruz. Burada normalde herkes videoyu kapatıyor. Halbuki en önemli kısmı şu. Sosyalleşme. Tanımıyordu. Sosyalleşti. Bitti hikaye. Bu oyunu bu sebepten anlatmaya başlıyor işte insan ondan sonra. Bu oyun ondan sonra hakikaten uyarlandı. Barcelona'ya da geldi bu ekip. Onlarda da yaptık. Karşıdan karşıya geçmek için o kırmızıda bekleyen insan gördüm ben. Bu deneyi yaptığımızda. Yeşil yanıyor. Geçsene. Ben oyunu bekliyorum diyor adam. Motivasyonun gücüne bak. Peki. Ödül ceza sistemi. Duymuşsunuzdur bunu zaten. Hepimizin başına gelen hikaye. Temamız bu. Sebzeler bitecek, tatlıyı yiyeceğim. Öğrenmenin de davranış değişikliği olduğunu liseden beri bize söylüyor değil mi hocalarımız? Ben de söylüyorum aynı şeyi bu arada. Davranış değişikliğinden bahsediyoruz. Hocam matematik öğrendim, ne davranışım değişti esprisini yapmayın. Cevabı var da uzun. Var yoksa tabii ki olmaz mı? En azından sınavlarda işe yaradı değil mi? Bu anlamda ödül ceza sistemi bizim bütün oyun motivasyonumuzda baskındır arkadaşlar. Bütün davranış bilimciler aynı şeyi söyleyecek size. Ödül ve ceza sistemi aslında bizim temel motivasyonumuzdur. Beynimiz o kadar da komplike desek de bu sistemle çok güzel koşullanabilir. Nedir benim bahsettiğim? Budur. Annemin zamanında, annem çok kitap kurdu bir kadınmış. O dönemler işte ODTÜ, birazcık işte siyasi işler falan filan da söz konusu. Hep böyle kitap okurmuş. Sol tandanslı. Dedem de kızarmış ona. Ya sen küçükken de böyleydin. Küçükken de kitap okurdun. Dışarı çıkıp bir oyun oynamazdın. Çıkıp oyun oynasaydın birazcık daha fiziksel olarak daha kuvvetli olurdun. Benim gördüğüm odur, o doğrudur diyen bir dede. Annemin babası. Eyvallah. Benim başıma ne geldi? Benim başıma da bu geldi. Aynısının bir sonraki jenerasyonu. Çok bilgisayar oynuyorsun. Biraz da kitap okusana. Çünkü kendisi öyle öğrenmiş değil mi? Ben kitap okudum, bir sürü şey öğrendim. Bak bir sürü bilgi birikim elde ettim. Eyvallah, ben kitap okumanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama benim için bilgisayar oynamak daha kıymetli. Hala da savunurum bunu. Seçeceğin oyuna göre değişir tabii. Ama bence bilgisayar oynamak, daha doğrusu oyun oynamak tek başına daha öğretici bir hikayedir. Kitap okumaktansa. Monolog değildir çünkü. Diyalogtur. Hikaye böyle fark ediyor. Yani benim için tema... Tabağındaki sebzeler bittiğinde tatlı yiyebilirsin teması aslında ben nereden daha fazla ödül alıyorsam öyle işlemeye başlıyor. Ödül ceza sistemindeki temel motivasyondan bahsediyorum. Kitap okumak anneme daha fazla ödül sağlıyordu. Bilgisayar oyunu oynamak bana daha fazla ödül sağlıyor. Evet, bilgisayar oyunu bağımlılığı diye bir şey var tabii ki. Çünkü çok fazla ödül veriyorsun. Yani bunda herhangi bir başka medya baş edemiyor. Televizyon vesaire de baş edemiyor bunda ne yazık ki. O yüzden bilgisayar oyunları inanılmaz bir furi olarak devam ediyor. İşte e-spor diye bir olay çıktı zaten. 10 yıldır falan var. Türkiye'ye 2 yıldır falan geldi. Bizim üniversitenin de takımı var. O takımın da koçluğunu yapıyorum ben bir yandan. Enteresandır. Eğlenceli oluyor çok. Ama aslında mevzu bu. Ben ödülü nereden alıyorsam oraya yöneliyorum. Ben çok mu seviyorum abi film çekmeyi? Zaten film çekeceksin kesin. Çünkü motivasyonun öyle çalışıyor senin. Ha, sevmiyor musun? Yapma zaten. Boş boşuna zor olma. Ama sevmeyi öğrenebilirsin. Ayrı mesele. İşin sırrı bu. Dopaminden sebep böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi işin nörolojisine giriyor hoca. İyi vah dediniz değil mi? Çok girmeyeceğim yok. Hikaye dopaminden ileri geliyor. Mutluluk hormonumuz diyebiliriz genel anlamıyla. Serotonin vesaire onları daha sonra merak ederseniz konuşuruz. Ama kısacası işin sırrı bu. Buna geçmeden isterseniz bir ara verebilirim. Ödül ceza sisteminin detayına girecektim. Dinlendirdim sizi. Aslında gene basit bir şey ama. Dur şu gözlüğümü takayım ben gene. Sizleri görmek istedim çünkü. Ama kısaca şu. Şimdi ödül dediğimiz şey bizim 21. yüzyılda artık sırf ödül üzerine, eğitim ve ödül üzerine bir sürü hem metin hem çalışma söz konusu. Bir zamanlar cezayı kullanırdık. Her türlü eğitim için bunu söyleyebiliriz. Kendi eğitimlerimiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Köpek eğitmeniyseniz de aynı şeyi söyleyebiliriz.
at yetiştiriyorsanız da aynı şey geçerli. Aynı mekanik geçerli. Bu yaşayan her memeli için geçerli diyebileceğimiz bir mekanizma neredeyse. Bu yüzden bu kadar zaten bunun bilim dalları vesaireleri var. O kadar detayına ben hakim değilim. Ama ilgi duyarsanız mutlaka kaynaklar vardır. Bahsedeceğim şey şu. Ödül aldığım zaman davranış değişikliğime nasıl fayda ediyor? Bir aksiyon yapıyorum, ödül alıyorum ve karşılığında eğlence veyahut öğrenme amaçlarıma ulaşmış oluyorum. Oyunda neydi amacım? İşte bir eve gittim, dinleneceğim, kafayı birazcık rahatlatacağım, eğlenmek istiyorum. Olur. Bir aksiyon yaptığımda ödül almam lazım. Cezada nasıl çalışıyor peki bu hikaye? Zaten normalde var olduğum koşullarda ben memnunsam ve fakat bir aksiyonu yapmamam isteniyorsa, aksiyonsuzluk söz konusuysa normalde var olan dopamin seviyesini kesiyor. İşte hocamız mesela diyor ki sen zaten memnunsun ama çok konuştun arkadaşın da çık sınıftan diyor, değil mi? Ne demek bu? Senin zaten var olan o dopamin seviyen tak diye aşağı indi. Onu geriye çekmeye çalışıyorsun. Ceza sistemi de böyle çalışıyor. Tamam. Çok basit hızlıca özetlemiş olayım. Kadın erkek arasında da fark var. Bu arada sakın seksizm yaptığımı düşünmeyin. Tamamen bilimsel nörolojik bir veriden dolayı yola çıkıyorum. Kadınlarda az katılım ihtiyacı söz konusu. Kendi crush örneğini vereyim. %76 mı, %80 mi ne bir oranı var. Kendi crush'ta kadınların oynama oranından bahsediyorum. Daha ziyade onlar oynuyorlar. Az katılımla hızlıca oyuna girebilmekle alakalı bir şeyden bahsediyorum. Açtım, girdim, oynadım, kapattım. Hop bitti. Sık dopamin ihtiyacı var. Durmadan küçük dozajlarda bir enjeksiyon düşünün. Beyninizdeki dopamin seviyesinde küçük küçük dozajlarda ama sık sık ihtiyaç duyuyor kadın beyni. Erkekte ise çok fazla katılım var. Acayip dahil oluyor adam oyuna. İşte hazırlıyor, kolası şuraya, birası buraya bilmem nesi. İşte ekran, hadi oturdum bu gecenin oyun gecesi. Toplanıyor erkekler işte kontrollerlerle konsol başında hazırlıyorlar oyun gecesi. Öyle az katılım falan değil, ciddi bir katılımdan bahsediyoruz. Az sıklıkta dopamin ihtiyacımız var ama çok yüksek dozajda istiyoruz biz erkeklerde. Kumar alışkanlıkları o yüzden erkeklerde daha fazladır arkadaşlar. Çünkü biz kaybetmeyi göze alabilen canlılarız erkekler olarak, farklı olarak. O kadar fazla riske giriyoruz ki Dota oyununa ya da işte League of Legends'ı herkes biliyor herhalde. İşte onlarla da biz aynı zamanda çalışıyoruz. Merakınız varsa daha da detaylı anlatırım. Ama orada mesela kitle neden erkek diye sorduğunuzda bundan sebep. Çok fazla kaybediliyor oyunda çünkü. Oynuyorsunuz saatlerce, hep kaybediyorsunuz ekipçek. Ama bir yerde kazanıyorsunuz ya, tamam işte orada jübile yapıp kapatıyorsun bilgisayarı. Ya da bir daha oynuyorsun. Daha da fazla dopamin istiyorsun. Sıklık bizde geçerli bir faktör değil o yüzden. Bu yüzden de çok sık risk alıyoruz. Öğrenme hikayesinde de benzer bir şey geçerli. Bu benim İspanya'da yaptığım tezimin bir ekran görüntüsü. Burada ben olmasam da bunlar kullanıcılar. Baba ve oğul. We Hunters diye bir makalem var. İnternette bedava yayınlanıyor. İsterseniz hemen indirebilirsiniz. Enteresan da bir hikayedir. İspanya'da Uldecona diye bir yer var. Burası işte UNESCO koruması altında olan. İlk işte mağara resimlerinin bulunduğu iddia edilen, dahası da çıkacaktır çünkü hala kazılar sürüyor. Bir mağara aslında temelde. Burada bir müze kurmuşlar. Çok standart zaten herkesin düşüneceği şeyler. İşte içeriye giriyorsunuz, biri sizi karşılıyor, broşür veriyor. İşte bu biliyor musun şöyleydi, bu biliyor musun böyleydi diye anlatıyor. İlkokul gezileri düzenleniyor. İşte bildiğiniz hikaye aslında hepimizin ilkokulda veya lisede başına gelen şeyler. Rehberlik ve anlatımı biz bu devreden çıkartırsak dedik. Ve onun yerine bir oyun koyarsak. Nasıl bir değişiklik olacak? Acaba oyun öğretmede daha iyi diyoruz ya, hani bunu ispatlayabilir miyiz dedik. Benim de tezim oldu. Böyle bir kocaman, işte şu bütün duvar kadar falan bir dokunmatik ekran yarattık. Çok da ucuz fiyata yapılabiliyor bu arada bunlar. Bunun işte tekniğine sonra girelim eğer isterseniz. O duvar üzerine de bu mağarayı direkt projekte ettik. Bir de ben ona bir tane oyun yazdım. İşte ceylanlar kendi kendilerine yürüyorlar, koşuyorlar. Amaç da ceylan ve avcılık hikayesi anlatmak. Sadece o kısmına odakladık. Çünkü müzede bir sürü şey var ama bir kısmı ceylan ve avcıların nasıl avlandığını anlattığı duvar resmi. Onu onun için kullanmışlar zamanında mağara adamları. Nasıl avlanırsın? İşte bak dağın köşesine sıkıştıracaksın ceylanları ve okla ya da mızrakla avlayacaksını anlatmak için kullanmışlar. Sadece oradaki parçadan bahsediyorum tabii. Aynısının oyununu yapmış oldum. İşte sürükle bırak yöntemiyle avcılar hareket ettiriliyor çocuklar tarafından. Elleriyle, kollarıyla, göbekleriyle, her yerleriyle kullandılar çocuklar. Öyle bir sıkıntı olmadı mekanizmada. Ve ceylanlar da çok hızlı olmamakla beraber kaçışıyorlar. Amaç onları bir araya toplayıp işte o köşeye gidip avlayabilmek. Şimdi biz dedik ki herhalde olmayacak. Bu çocuklar bunu keşfedecek de hiçbir şey anlatmayacağız çünkü yapacaklar. Bir dakikadan az sürdü yaklaşık anlamaları durumu. Ve inanılmaz bir fark ortaya çıkarttık. Öğrenmede rehberlik ve anlatımı ondan sonra o müze kaldırdı. Sadece oyun kullanıyorlar şu anda. Demek ki neymiş? Biz
oyunla öğretmeyi çok daha iyi yapıyoruz aslında. Chalk and Talk dediğimiz şey vardı işte, tebeşiri aldım ve konuştum hocalığı vardır, klasik. Bu artık kalmamaya başladı. Sizler zaten biliyorsunuz ne güzel bir jenerasyona doğdunuz. Bizde vardı hala hocam. Yani hani hoca gelirdi, teoriyi anlatır. Biz böyle diye yazardık, sonra sınavda ne yapacağımızı bilemezdik. Artık o kalmadı, artık etkileşim söz konusu. Soru cevap bile yapmazlardı bizde. Bir de güzel örneklerden bahsedeceğim şimdi. İyi yapılmış oyunlaştırma projeleri bunlar. Volkswagen diyor ki ben firma olarak sponsor olurum. Fan Theory diye bir isim koymuşlar. Bildiğimiz oyunlaştırma aslında. Bu Cevahir'de de vardı. Ankara'da da, Armada'da da yaptılar bunu, alışveriş merkezinin girişinde. Çok bilinen bir örnektir bu. Her gamification sunumunda da çıkacaktır karşınıza. Piano Stairs dediğimiz. Basit bir kurulum, çok basit mekanizmalar. Her bir basamak bir piyano tuşu oluyor. Bak şu arkadaş hiç sallamadı, değil mi? Bizim üniversitede verdiğim derste ben böyle projeler istiyorum mesela öğrencilerden. Sonra tecrübelerimizi yapıyoruz gerçekten. Aynı şeyi onlar da söylüyor. İşin sırrı eğlenmede. Problem alıyor değil mi hayatına bir tane? Diyor ki ya herkes yürüyen merdiveni kullanıyor. Bunu Taksim metrosuna düşünsenize ne kadar işe yarar değil mi? O merdivenleri kullanmasını istiyorum. Bu problemi nasıl çözerim? Her disiplin herhalde başka bir şey söyleyecektir ama en kolayı bu aslında. Bir tane daha örnek. Ben bunu daha çok seviyorum. Mouse'umu da çekeyim. Amaçlı bu sefer bu recycling yaptığımız, cam şişeleri attığımız çöp kovasını kullandırabilmek. Tabii Avrupalı bir ülkeden bahsettiğimiz için bunlar zaten yaygın bir alışkanlığa sahipler. Bunu belirtmek lazım. Buradaki amaçları o spesifik oyunlaştırdıkları çöp kovasını kullanmalarını test etmek aslında. Basit bir arcade mekanizması. Bu deliklerden birinin üstünde ışık yanıyor. Oraya siz şişenizi atıyorsunuz. Şurada o anki skorunuz, şurada da high score var. Daha hemen başında oyunu kavruyorlar. Gene bu videoda da sonda bir sürprizi var. Bu. Sosyalleşme var değil mi? Arkadaşları topladım. İki şişe evdeki bira kutularını aldım ben değil mi? Öğrenciyim çünkü. Onlarla gittim buraya değil mi? Bak hala. Onlar tabii biramı bilmiyorum da artık. Ben öyle varsaydım. Henüz daha bira da olmadı ama ben ilk de Beşme istasyonunun girişindeki bisiklet parkına bisikletini park ettiğinde tek metro binişi bedava bilet veriyor. Harikaymış mesela. Yani buraya kadar bisikletle gelip sadece bisiklet çok güzel istiyor ve bilet çıkarıyor sana. Sonra müthiş. Bir de Rusya'da yaptılar. Şimdi squat yapıyorsunuz şeyin karşısına geçip bilet veren makinenin karşısına size bilet veriyor. Harika hikaye. Bunlar gerçek oyunlaştırma projeleri. Bunlar her anlamıyla tutuyor. Hem çok eğlenceliler, hem leaderboard var. En basından bahsettiğim mekanik kullanıyorlar. Hem sosyalleşme sağlıyorlar vesaire vesaire. Peki bu motivasyonları hocam böyle konuşuyoruz. Bana hap bilgi ver. Aha vereyim. 8 tane hap bilgi vereceğim. Ben herhangi bir işimi, hayatımdaki herhangi bir problemi, bak iş içinde kullanabilirsin, okul içinde kullanabilirsin, sınava gireceğim, motivasyonun yok, hepsinde kullanabilirsin. Bu 8 temel dürtüden benim tavsiyem en az 3'ü olduğu zaman iş çalışıyor, eğlenceli bir hale geliyor.
8'inde 8'ini yapanlar zaten ya çok iyi oyun yapmış oluyorlar ya da oyunlaştırma projesi yapmış oluyorlar ya da zaten bu işi bilen insanlar yapmış oluyor, profesyonelleri yapmış oluyor. 8'de 8 yapıyor onlar. Birincisi epik anlamınız olacak. Yani oyuncu kendi dünyasında var olan, yani şu an mesela ben buradayım, Çakır Hoca işte Nişantaşı Üniversitesi'nde ders anlatıyor. Nun dışında ben keşke şövalye olsaydım diyorsam eğer, bu epik anlamı bana oyun sağlayacak. Değil mi? O yüzden işte hep böyle oyunlarda biz epik roller üstleniriz zaten. Hollywood'un da müthiş bir şeyi vardır burada. Hero's Journey dediğimiz bir senaryo akışı vardır. İşte bir kişi standart bir hayat yaşamaktadır. Hatta zor bir hayat yaşamaktadır. Bir şey gelir başına ve kahramanlaşır. İşte enigmasıyla tanışır. Baş düşmanıyla. Yenilir. Biraz daha çalışır, yener. Fikstir bu arada. Her senaryoyu düşünebilirsiniz. Avengers, Rocky. İşte aklınıza ne geliyorsa. Epik anlamdır orada vurgulanan aslında. Oyunda da biz epik anlam arıyoruz. Yani oynayacağımız oyunda da bizim normal hayattan dışarı çıkmamızı sağlayan budur. Gelişim ve başarı istiyoruz. Level up kafası. Bir şey yaptım yaptım, başarılı oldum. Çıktısı Leonardo DiCaprio. Ama bunun bana bir sonraki aşamada başka bir şey vermesi lazım. Engelleri aşmaktan bahsediyoruz. İşte rozetleme. Bu çok kullanılıyor. Foursquare şimdi Swarm oldu. Bunu kullanıyor aslında. Sen daha çok katıl etkinliklere, işte o Swarm'dan etiketle kendini, arkadaşlarını şey yap bilmem ne. Aslında Foursquare'in çıkış amacı bu değildi. Belki zamanında ilk başlarda üye olduysanız bilirsiniz. Ben buradayım, bakayım arkadaşlarım da burada mı fonksiyonu vardı. Sonra bu iş badge'e döndü. Badge yakalama savaşına döndü bu hikaye bir anda. Onu kullanıyor aslında. Şu motivasyonu kullanıyor aslında bakarsanız. Yaratıcılığın ödüllendirilmesinin en iyi örneği bu ara bir Lego, bir de Minecraft. Niye bu kadar çok insan oynuyor Minecraft diye hala soru soruyorlar. Bu. Yaratıcı olduğunuz zaman oyun size otomatik ödül vermeye başlıyor. Ödülü de siz kendiniz yapıyorsunuz zaten. Lego'nun başarısı budur. Lego alırsın, üstünde yazıyordur değil mi? Karayip Korsanları serisi. Onu yaparsın bir. Bitti mi Lego? Bozarsın. Diğer setine eklersin. Kendin yaratıcılıkla başka bir şey yaparsın. Karayipleri Korsanları serisinden uzay gemisi yaparsın. Bu senin için yeterince motive edicidir. Biz hala Lego oynuyoruz açıkçası laboratuvarla. Sebebi de oyun tasarımını aslında aradan çıkarması. Bu hem kendi ayağımıza sıkıyoruz gibi oluyor aslında bunu söylediğimizde, ama böyle bir oyun yapmak her oyun tasarımcısının hayalidir. Yani ben artık bir şey söylemeyeyim oyuncuya, oyuncu kendi kendine kendi senaryosunu yazabilsin oyunları. Bilgisayar oyunlarında Ultima Online gibi eski örnekler vardır, FRP oyunlarıdır bunlar. Bunlar bunu sağlarlar size. Siz orada bir senaryo yoktur, istediğinizi yapabilirsiniz. Aslında open world dediğimiz bu oyunların amaçladığı şey buna ulaşabilmek. Ulaşabiliyorlar mı tartışılır. Pek çok oyun örneği verebilirim bununla ilgili. Ama henüz ulaşabilmiş olan işte bir Minecraft var herhalde sayabileceğimiz. O da tabii hitap ediyorsa size. Sahiplenme kısmı var, mülkiyet zaten anlatıyor. Pool koleksiyonu deyince herkes gülüyor da aslında hakikaten var böyle bir koleksiyonculuk arkadaşlar. İlla belden aşağı düşünmeyin. Puzzle koleksiyonu var. Bozuk para koleksiyonculuğu var. Ne yapıyor adam ya? Eski 25 kuruşu alıyor da ne yapıyor Allah aşkına? Çünkü böyle bir şeyi, sahiplenme, mülkiyet hissini oradan yola çıkarak tatmin ediyor. Ben plakları topluyorum, eski plakları mesela. Benim böyle bir hobim var. Ne oluyor Allah aşkına, Jet Total'ın ilk albümünü alsam ne fark eder o kadar para verip? Öyle bir beni motive eden bir şey o. Sahiplenme dürtüme çünkü benim hitap ediyor. Ya o benim sevdiğim grup, niye o zaman ben de ilk plağı olmasın analog kayıt diyorum mesela. Ve bunun için işte zaman ve para harcamakla devam ediyorum aksiyonuma. Sosyal etki bahsettiğim. Bunu her gösterdiğimde benim işte bahsettim ya annemin bakış açısından. Annem buna tam da böyle diyor. Hakikaten böyle aslında. Ama burada çok sosyal aslında. Bunların üçü de bir arada konuşuyorsa okey. Sıkıntı yok. Sosyalleşmenin tarzı değişti. İlla yüz yüze oturdum kafede, karşılıklı baktım, konuştum değil artık sosyalleşme. Hatta bu çok daha nadir olan bir kısmı bu işin. Facebook'ta 1000 yıldır görmediğim arkadaşlarımla görüşme ihtiyacım kalmıyor benim. Neden kalmıyor? Görüştüm ya. Aynı şeye gelmeye başlıyor. Bu çok tartışılan bir şeydir tabii. İnsanoğlunun işte sosyalleşme algısında Facebook olumsuz bir etkiye sebep oluyor mu olmuyor mu kısımları hala tartışılıyor. Ama aslında temelde bu var. Sosyal etki dürtüsünü siz sağladığınız zaman, yani insanlara, bu arada single player oyun oynuyorsun. Bunda hocam internet de yok, nasıl olacak? Coffee Talk dediğimiz hikaye var. Gidiyorsun okulda arkadaşınla konuşuyorsun. Bak sana sosyal etki yarattı. Game of Thrones izliyorsun. Ah sen izlemedin mi diye millet birbirini bıçaklayacak. Ah hala izlemedin mi Game of Thrones? Sosyal etkisi çok güçlü çünkü. Herkes Breaking Bad'i biliyor bir şekilde, izlemese bile değil mi? Bu arada bunu reklamcılar çok güzel kullanıyor. Ben de bunu çok güzel kullanırdım. Nostalji hissiyle çok fazla ürün satmaya yöneldiler. Bu ara gene var o. Eskiden beri işte varız biz. Pınar'ın reklamlarını düşünün işte. Pınar'la büyüdüm jingle'ıyla çıkan.
Tamamen bunu kullandı. Evet ya benim çocukluğuma döndüm diyor. Niye? Orada öyle bir renk kullanıyor. Öyle bir perde koyuyor oraya. Alışveriş merkezlerinize gittiğinizde orada öyle kokular kullanılır mesela. Ekmek reyonları nedense hep ekmek kokar taze taze. Gerçek bir ekmek fırının önünden geçerken de burnunuzu tıkarsınız. Gerçek kokusu odur. Hamur kötü kokar çünkü ilk başta çiğken. Ama niyeyse Migros'taki ya da üçlerdeki ekmek reyonları muhteşem kokar. Reyon boş, bitmiş, gece kapatıyorlar. Nasıl kokuyor bu iş? Bunu kullanıyorlar aslında. Bu motivasyonu kullanmayı hedefliyorlar. Sabırsızlık. İzleyin mutlaka, çok güzel filmdir. Three Desperados'tu yanlış hatırlamıyorsam hocam adı. Müthiştir. Ulaşılmaz olan daha çok arzuları. Komşunun tavuğu bana gaz göründü. Çok bildiğimiz bir şey aslında. Biz bunu da kullanıyoruz her türlü oyun ve oyunlaştırma projesinde. Diyor ki Facebook, ben sadece Amerika'da Stanford ve Harvard'da açıyorum. Biliyorsunuz filmden zaten mevzuyu. Sonrasında Amerika'daki diğer seçkin kolejlere, sonra Avrupa'daki kolejlere, sonra Türkiye'ye. Hep de Türkiye sonunda kalıyor genelde. Tahmin ettiğin sebeplerden ötürü. Ama bizim için çok kıymetli oluyor değil mi? Ben başka bir örnek vereyim bu slide'da yazmayan. ICQ diye bir iletişim programı vardı. MSN Messenger'a benzer bir şey. ICQ zamanında çok kullanırdık biz. Başka bir şey yoktu. Bir de MIRC'ler falan vardı. Oo. ICQ'da bir numaranız vardı sizin. Telefon numarası gibi. Benim 6 haneli numaram vardı. Eğer kullanmış olan varsa wow diyor. Çünkü o bir şeydi. Bir şeydi. Bir anlamı vardı onun. 6 haneli numarası var adamın. Vay be, normalde 12-13. Çünkü ilk girenlerdendim ben. Ah, ICQ diye bir şey var ve biz kendi arkadaşlarımızla bunu konuşacağız dedik. Ortaokuldayım tabii. Hemen oradan numara almıştık. Fiyat falan verenler oldu bana o numara için. Şu kadar para vereyim bana ver diyen oldu. Kıtlıktan sebep. Ne olacak? Aynı program. Hiçbir şey değişmiyor programda. 6 tane numaranız varsa premiumsunuz, yok böyle bir şey. Tamamen şey. Havasına aslında. Çünkü kıt. Telefon numaralarında da görürsünüz aynı şeyi. Yani harika bir telefon numarası vardır adamın. Kesin buna para verdi. Vallahi benim güzel bir numaram vardı. Hiç para vermedim. Rica ettim, verdiler. Ama o kıtlık algısı sayesinde karşımdaki diyor ki ya senin kesin bir şeyin var, benden fazlan var. Bu kadar iyi olamaz. İleride mezun olacaksınız, arkadaşım benden çok daha fazla maaş alıyor. Kesin bir çakallık yapıyor. Bu motivasyondan dolayı yanlış düşünüyorsun. Aslında yok öyle bir şey. Bilinmezlik merak zaten hepimizin bildiği. Kedinin ölüm sebebi. Ama bizim insan olarak da varoluş sebebimiz merak etmek. Özellikle biz akademisyenlerde olan bir şey. Biz biliyoruz karşımıza kötü bir şey çıkabilir ama devam etmek istiyoruz. Ben o kitabı biliyorum bitiremeyeceğimi, Das Kapital'i, ama ya şu jeli bunu da alayım bir dakika ya. Ben bir merak ediyorum çünkü sonrasında ne anlatacak bana. Değil mi, romanları falan pıt 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 bitirirsin. Abi bütün gece işte oyun oynadım. Niye oynadın abi? Bütün gece niye o oyunu oynuyorsun? Merak ediyorsun. Bir sonraki bölümde ne çıkacak karşıma? Bu müthiş bir motivasyondur. Bunu kullanması da çok zordur bu anlamda. Ama işte kumar alışkanlığı budur. Ya en son donum kaldı arkadaş, rulet masasındayım. Ya tutarsa, değil mi? Bu zaten lafı var, ya tutarsa. Bu motivasyondan yararlanır. Son dürtümse kaçış kaybetme. Burada iki tane kaçış ve kaybetmeden bahsediyorum. Bir tanesi, evet bana bir şey zarar verecek, ondan kaçayım bildiğimiz anlamıyla. Erkekliğin %99'u. Bir de fırsat kaçırma. Asıl bizim bahsettiğim oyunlarda fırsat kaçırma kısmıdır yalnız burada. Oyun mekaniğinde zaten engel sizin uzaklaşmanızı ister. Ama fırsat kaçırmadan bahsediyorum ben biraz daha. Ya ben acaba bunu yapmadım da, şu o sayısalı oynamadım da, oynasa mıydım acaba, ben mi kazanacaktım? Var ya, o kafa işte. Bir önceki motivasyonla bağlantılı fark ettiyseniz. Çok paralel gider onlar. Kim kullanıyor bunu? Müthiş kullanıyor Yemek Sepeti Joker indirimi bunu. Geri sayım başlıyor değil mi? 24 dakikan var, sipariş ver, çiğ köfteye. Ya ben pizza alacaktım, olsun çiğ köfte 24 dakika içindedir sen bilmem ne. Çiğ köfteye alınıyor bu arada. Hakikaten istatistikleri geliyor bize. Hakikaten çok fazla o Joker indirimler avantaj sağlıyor. Hem restorana hem müşterinin algısını değiştirdiği için izleyebiliyoruz. Yahu ben onu istemiyordum. Ha, istiyorsun sen, onu istiyorsun. Resetle cookie'lerini sıfırlar sayı. Kapat, başka bir tarayıcı da aç. Tekrar 24 dakika hak kazanırsın. Hava yolu şirketleri internet sitelerini böyle çalıştırıyorlar arkadaşlar. Giriyorsunuz, bilet bakıyorsunuz. O sırada telefonunuz çalıyor. Açıyorsunuz, konuşuyorsunuz, dönüyorsunuz 15 dakika sonra, sayfa refresh ediyor, hop fiyat bir anda 10 lira arttı. Ah diyorsunuz, bak ne kadar talep var, artıyor o fiyat. Algoritma çalışıyor. Resetleyin cookie'leri, en düşük fiyata geri dönsün. Ama nasıl bir dürtüdür ki? Eyvallah diyoruz. Yani o sadece 2 klikle uğraşacağımıza hemen almayı tercih ediyoruz. Ben belki 10 lira harcayacaktım yemek sepetinde, bana 20 lira harcattı halbuki. Gibi. Öyleydi değil mi? 20 lira... 30 lira söyleyince 20 liraya mı düşüyor? Öyle bir, hani öyle bir küçük taktik de yapıyorlar onlar o anlamda pazarlamada. Bu da bu dürtüyü kullanıyor aslında.
Peki bunların hepsi pazarlama kafasıydı. Bir de bunun iyisi var. Ben bu tip şeyleri anlatmayı tercih ediyorum. Fold It diye bir oyun. Puzzle oyunu. Çok kaba taslak anlatmak gerekirse bir çeşit protein sentezi kimya oyunu. Ama kimyager değiliz hiçbirimiz, ne işimiz var. Bunu puzzle'a çevirmişler. Basit bir puzzle oyununa dönmüş hikaye. Amaç da işte bazı şeyleri öğretebilmek. Eğitim amaçlı MIT'de yapılmış. Hep de MIT yapar böyle güzel şeyleri nedense. Bir proje. Hanımefendinin adını unuttum bunu yapan. Neyse onu hatırlarsam ayrıca Sinan Hoca'yla iletirim. Diyor ki ben bunu niye geliştirmiyorum? Bu kadar çok hani bu işe yarıyor böyle puzzle oyunu falan. Ben bu soruların içerisine 10 yıldır çözülemeyen AIDS için kullanılacak olan protein bağının formülünün yani o soru işaretini de koyayım. Ya tutarsa bakalım görelim. Bir sürü insan online oynuyor bu oyunu. Oyun bedava online oynanıyor. 10 günde 10 yıllık çalışmayı tamamlıyorlar. Bir tane yanlış hatırlamıyorsam Amerikalı bir avukat çözüyor üstüne üstlük bu bağı. Ve işte aşı da müthiş bir aşama kaydedilmiş oluyor. Bu anlamda da kullanılabiliyor oyunlaştırma. Hatta bu anlamı en bence epik anlamı. Çok uzatmıyorum fark ettiyseniz çünkü soru cevap da yapacağım. Hikaye bu. Ben oyunlaştırmadan bahsederken bu yüzden sadece pazarlamadan bahsetmiyorum. Artık açık olmuştur zaten bu. Burada tamamen kendi hayatınızı düşünebilirsiniz. Sadece boş zaman geçirmek için oyun oynamak diye bir şey söz konusu değil. Kendi ebeveynlerinize de aynı şeyi iletebilirsiniz. Bunu sadece boş zaman için yapmıyorum, bu bana motive ediyor diyebilirsiniz. Ki böyle bir şey var. Sadece ödül vermekle de oyun olmuyor. Yani benim anlattığım o jelibon sadece ödül. Bu sadece oyun olmuyor. Benim yaptığım o işler o yüzden çalışmıyor her zaman. Çünkü eğlenceli kısmı yok. Bir de çok özgür değilim değil mi? O kitabı okumak zorundayım. Ama en önemli unsuru eğlence. Eğlenmiyorsanız, yaptığınız oyun veya oyunlaştırma projesinde insanları eğlendirmiyorsanız kimse oynamayacaktır onu. Cevahir'e kurdular bu piyano stajısı. İnsanlar çıkarken o kadar aceleleri vardı ki ilk bir saat kimse umursamadı. Herkes yürüyen merdiveni kullandı. Ben de merakından izlemeye gitmiştim işte. Küçük bir de çekim almıştım. Bu ne yahu dedim yani. Çünkü tam iş çıkışı saatiydi. Sonra gün içerisinde normal bir saatte 2-3 gibi gittik. Herkes oyunu oynadı. Birinde o merdivenleri kullanmaya mecburdu. Mecbur olduğu için oyuna katılmadı. Diğerinde ise biraz daha acelesi olmadığı için mecbur değildi o yürüyen merdivenleri kullanmaya. Daha rahat vakti vardı. Piyano Stairs oyununu oynamış oldu aslında. Temelde bu. Eğlenceyi de bu yüzden. Ya bak çok eğlenceli bir aplikasyon yaptım diye gelen bana binlerce öğrenci oluyor. Aa hocam laboratuvara ben işte oyun fikrim var geleyim. Eğlenceli mi? Nereden biliyorsun? Neden eğlenceli? Sen oynadın mı? Düşündün mü? Bunları sorduğumuzda cevapların hepsi evetse alıyoruz laboratuvara zaten. İşin sırrı eğlenceli olması. Ne kadar iyi tasarladın, ne kadar güzel işte ekibin var önemli değil. Oyunu eğlenceli miye bakıyoruz arkadaşlar. Bu anlamda da siz oyunlaştırma terimini duyduğunuz zaman işte Teknosa yapıyor mesela kendi personeller arasında ama diyor ki katılım zorunlu. Olmadı değil mi? Eğlenceli ise çalışır ama. Eğlenceli bir şey yaptığınız zaman oluyor. LinkedIn'i biliyorsunuzdur zaten herkes kullanıyor. O %99'dan yukarıya çıkmıyormuş oradaki doldurma barı. Algoritmada öyle bir şey var. Çıkmıyor. %90 hatta galiba. Hani her şeyi dolduruyorsunuz oradaki bilgilerde. %100 olmuyor. Asla olmayacak. Çünkü o işin eğlencesi orada. İş ama değil. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Herhangi bir şekilde iletişime geçeyim. Hocam bir de sorum vardı. Unuttum söylemeyi. Allah'ım yoruldum akşam akşam. Buradayım ben. Twitter'ı, mail'ı. Var mı sorunuz arkadaşlar? Hocam. Buyurun. Oyun eğlence yolda ya. Mesela Flappy Bird oyunu. Yani bir dönem insanı kanser etti. Tabii. Çok eğlenceliydi ama. Kanser ettiği için. Tabii. Çünkü leaderboard var değil mi? Flappy Bird'de 2'de 3'te herkes ölüyor değil mi? O 2 tane 3 tane şey geçtikten sonra. Ya bir tane şey vardı, internette fenomen olmuştu. Bir tane adam videosunu çekip koymuştu, bitirdim diye. Evet. Hit sayısı 1 milyar aldı YouTube'da. Bu nedir? Bir tane oyunun bitirilme hikayesi işte. Yarım saat gidiyor video atıyorum. Her şeyi kırıyor değil mi? Aslında YouTube'da izlenmek için 15 dakika kuralı falan vardı bilmem. Hiçbir anlamı kalmıyor bir anda. Oyunun eğlencesi, oyunun mekaniklerinden gelmiyordu. Bu dürtülerden geliyordu bahsettiğim. O yüzden eğlenceliydi oyun.
Mario'da da benzerdir. Mario'da da o kadar zor bölümler vardır ki yeni nesiller, insanlar kendileri tasarlıyorlar, amatör geliştiriciler. Onlar mesela kasten zor hazırlıyorlar. Dark Souls diye bir oyun var. Oynayan var mı bilmiyorum ama duymuşsunuzdur belki. Şey, kasten zor yapılmış bir oyun. Yani durmadan ölüyorsun oyunda. Ve hakikaten çok zor bir oyun. Deli gibi oynuyor insanlar. Kim oynuyor? Erkekler oynuyor. Flappy Bird'ü kim oynuyor? Erkekler oynadı. Çünkü biz risk alıyoruz. Ya tutarsa ya bitirirsem o motivasyonlar çalışmaya başlıyor yavaş yavaş. Flappy Bird'lü iPhone'lar daha yüksek fiyata satılıyordu bir ara. Hatırlıyorsun değil mi onu ya? Çok enteresan. Yani orada başka motivasyonlar. Yani sadece oyunun kendisinden doğmuyor hiçbir zaman eğlence. Onu demeye çalışıyorum. Yani işte herkesin bildiği Civilization serisi oyunlar sadece iyi oyun oldukları için bu kadar popüler değiller. Onun bize sağladığı başka dürtüler var. Onu demeye çalışıyorum. Var. Bu onlardan aldım onu. Tabii tabii olur. Motivasyon cinsiyet şeyi var direkt makalesi. Biraz yüksek sesle alabilirsen. Süper. Settlement kurma değil mi? Tabii tabii. Çok güzel örnek mesela. Değil mi? Yuvamı yapayım. Etrafa surlar. Tam bu motivasyondan işte. O farktan oluyor aslında yani. Tabii. Ben hani çok uzun zamandır işte hardcore gamer kategorisindeyim neredeyse. Bazen dinlenmek için öyle oynuyorum oyunları ben de. Bazen dinlenmek için yapıyorum ben. Şimdi bir yandan profesyonel olarak oyunculuk da yapıyorum çünkü. İşte zamanın Quake 3 şeyler, turnuvalarında işte yarışırdım ederdim öyle diyeyim. Çok kompetitif bir oyunu. Bir de ben hani yarışmalara katıldığım için hakikaten egzersizlerini yapardım. İşte o zamanlar lisedeydim. Çok sıkılırdım o kadar competition'dan. Benzer bir şey yapardım. Age of Empires 1 kendime çok benzer bir şey. Kendi yuvacığımı yapardım öyle. O beni çok rahatlatırdı. Ne oldu sonra? Ona benzer oyunlar çıktı. En babası ne? Sims. Hepsini kullanıyor. Tabii. Senin ilk çıktığı zamanlarda duvar örüp işte oraya sıkıştırıp değil mi? Şeyi... İşkence edeyim bakalım ne olacak. Depresyona giriyor falan. Ölecek mi işte? Tabii. Kendini ne kadar şey yapabilecek, yaşatabilecek gibi bir takım denemeler yapıyor. O denemeler aslında bu işin risk alma kısmında ama. Yani kadın erkek ayrımında erkek kısmında aslında o denemeler. Oradaki motivasyondan geçiyor. Zaten salt kadın ve salt erkek diye bir şey olmadığı için. Hani oradaki motivasyon aslında oraya kayıyor. Yani tamam oyunda zaten o safe zone'da oynadım. Sıkıldım, competition arıyorum, engel arıyorum, çatışma arıyorum. Dur bakayım havuza atayım, merdiveni kaldırayım. Ben öyle yapardım yani. Zaten erkekler strateji oyunlarını çok fazla hakimiyet kurmadan direkt savaşmaya başlıyor. Değil mi? Diğerinde hakimiyet kurayım, sur yapayım, bir şey yapayım. Aynen aynen. Tamamen bu motivasyonlardan. Doğru, doğrudur. İşte kumar alışkanlığı da o yüzden mesela erkeklerde daha yüksek oluyor. Tam az önce anlattığım gibi. Çünkü ya zaten işte 300 lira kazandım slot meşinden kalkayım gideyim demez hiçbir erkek. Ya 50 koydum 300 aldım. Bir de rulete gireyim ya ben bakayım ne olacak. Allah beni bilecek. Silahları durmadan upgrade etmek. Ya bitmiyor erkeğin o dopamin ihtiyacı ama yüksek dozda ihtiyaç diyor. Candy Crush niye oynamıyoruz? Çünkü ben ne yapsam okey alıyorum değil mi? Hoppa başardın, hop başardın, hop bir şey patladı. Diyorum kapatıyorum çünkü beni kesmemeye başlıyor. Bunu en iyi şey kullandı. Xbox kullandı aslında ilk çıktığında. Xbox 1 oynamışsındır belki sen meraklısın. PlayStation 1'de de vardı aynı şey. Okay. PlayStation ve Xbox ilk konsol piyasasına girmeye çalışırken şöyle bir rekabet var karşılarında. PC Master Race dediğimiz bir şey var. PC'ler her zaman hala daha iyiler konsollardan. Her zaman da öyle kalacaklar. Çünkü parça parça OEM değiştirebiliyoruz. Daha ekonomikler üstüne üstlük PC'ler aslında uzun vadede. Ama oyunlarda, çıkan oyunlar, genellikle bilgisayar oyunları erkek bir kitleye hazırlandı bunca zaman. Tarihsel olarak öyle yani aslında. Bu gamer girl dediğimiz bir mevzu çıktı. Son 5 yılda çok popüler oldu. Nasıl oldu bu diye araştırmalara birazcık baktığımız zaman benim öngörüm bu. Bunun ispatı var mı bilmiyorum. Benim öngörüm çünkü achievement sistemleri koyuldu artık. Oyunda zıplıyorsunuz achievement veriyor. Eğiliyorsunuz achievement veriyor. Headshot bağırıyor kafasından vurunca. Yoktu böyle şeyler. Quake 3'te bile yoktu yani headshot falan filan. Aa vurdum öldü tamam işte. Bizim umurumuzda değildi çünkü o yani. Biz devam ederiz. Skora bakardık biz en sonunda. Frag kaç oldu. Bu sayede iki cinsiyeti de oyunlara dahil etmeye başladılar. Ne oldu? Satışlar patladı tabii.
Ve Game of Girl dediğimiz hikaye ortaya çıkmış oldu işte. Şimdi neredeyse 50-50 oyuncu kitlesi. Yarısı kadın, yarısı erkek artık. Ha. O dönemde mi? Bir de mafya var yapan değil mi? Adı da mafya olsun. Tabii. Ama mafya hayatını kurup yaşasın deyip böyle bir şey. İşte ölüm mekanizması koyuyor çünkü mesela, değil mi mafya? Oynamadım ben oyunu o yüzden. O tabii sosyal medyanın entegrasyonuyla ilgili bir şey o biraz daha. O işte popülerlikle alakalı bir şey tabii yani. Motivasyondan ziyade oradaki motivasyon ne? Sosyalleşme motivasyonu orada da gene kullandığı. Yani sen kendi Crash oynarken canın bitti hemen arkadaşlara yollayayım dediğinde veya arkadaşın sana yolladığında sosyalleşiyoruz. Konuşmuyoruz yıllardır. Ama bir şekilde işte diyelim ki biz Sinan'la kendi Crash oynamaya başladık böyle. Sardı, sıkıldık, oynuyoruz. Ben bunun oynadığını bilmiyorum. O da benim oynadığımı bilmiyor. Birbirimize orada iletişim kurmuş oluyoruz. Can istiyoruz birbirimizden. Öyleydi değil mi oyun ya? Tam hatırlamıyorum ama oyun öyle bir şeydi. Tamam işte sosyalleşmeyi sağlattı bana. O yüzden Facebook üzerinden çok fazla oyun çıkıyor. Çünkü zaten hazır bir platform. Yani herkes orada zaten. Herkes Facebook'ta bir şekilde. Yani Facebook kullanmasanız bile Facebook üzerinden iletişim kurmak için hesabınızın olması lazım artık. Bu arada hani bunun aksi olamaz. Ama işte şey ya o otomatik yapıyor tabii. Orada şey oyuna kod yazıyorlar. Hani yolla yolla ama checkbox'a da bazen bakmıyor. Yani otomatik yolluyor bazen. O yüzden tabii Facebook oyunları eskisi gibi biraz da bu yüzden popüler değil. Bir ara şey vardı Facebook'ta, meze yollama, rakı yollama hikayesi vardı. Benim arkadaşım yazdı onu. Dedim ya bu çok komik bir şey oldu. Hani kendi aramızda yapıyorduk biz işte hani selam yollayayım, gülücük yollayayım diye rakı yolluyordu bana. Aa gülüyordum ben de işte hıyar yolluyordum ona falan. Tuttu. Adam zengin oldu hakikaten ondan sonra kıskançlık halinde baktık Amerika'ya gitti. Ama ya oradaki başarıyı aslında birazcık şansa bağlasak da şimdi anlıyoruz onun sebebini. Oradaki sosyalleşmeyle alakalı bir şeydi. Başka bir kitleye hitap ettiğim anda ve salt, niş bir kitleye, seçilmiş bir kitleye hitap ettiğim zaman rakı içen, işte kendi arasında geyik muhabbeti olabilen insanlara öyle bir emi konseti koyduğum zaman onlar tercih ediyorlar onu. Şimdi şeyler de var işte küfürlü, hakaret engiz emi konular da çok tutuyor mesela. En çok onlar download ediliyormuş. En sevimliler değil, yani tavşanlı değil. Daha ziyade belden aşağı espriler olanlar daha çok indiriliyormuş. Orada benim hem bir evim oldu, uzun zaman onu işlettim, hem de oradan uzaktan eğitim yaptım ben. Orada bir tane okul, sınıf kurduk. İspanya'dayken yaptık onu. UPF'in şeyi var orada, binası var. Kendi okulu simüle etmişler, aynısını koymuşlar. Tabii tabii şirketlerin de var ama ben Second Life'ın yani artık çok demode kaldığını düşünüyorum. Çok eski teknoloji artık o. Ama bir ara müthiş bir şeydi o, hani sanal varoluş, Identity diye bir oyun çıkıyor yakında. Tabii. Facebook'ta kendi gerçek yüzlerimizle varken hani Second Life'da tamamen sanal değil mi? Sanal bir ortam. Acaba neye denk? Ben Facebook'un gerçek olduğunu düşünmüyorum hocam. Ya gerçek derken en azından kendi adımızla falan açtığımız... En azından adımız vesaire doğru. Ama gerisi yalan. Cinsiyetimiz vesaire falan. Onda bile yalan söyleyen var hocam, inanmayacaksınız ama o bile var. Var ama ilk başları herkes... Başta şeydi ya hocam, o böyle bir... Önemli bir platform falan, orada olmalıyım ben falan hani. Ben eski jenerasyondan soruyorum. Ben de oradayım. Hakikaten ben tabii ben her şeyimi doğru girdim oraya falan. Işte. Fotoğrafım böyle çok afilli olmasın çünkü bir dakika o ben değilim falan. Hani böyle vesikalık falan koydum ben. Vallahi vesikalık resmimi koymuştum. İlk profil resmim yani. Anlamadım çünkü ne olduğunu ben orada. Niçin kullanacağımı da bilmiyordum. Hani herhalde iş görüşmesi de yapılır buradan diye düşündüm ben düz. İşte LinkedIn'deki resmi koymuştum. O yüzden aslında o motivasyonlarımız değişiyor bizim. İşte Age of Empires'ı Sims gibi oynamak benzer bir şey. Oyuncu mekaniği ve oyuncu dinamiği diye iki tane farklı şey var. Aslında onu hızlıca anlatırsam tam oturur. Oyun mekaniği bana verilen. Diyor ki space'e basarsan zıplarsın, sağ sol yaparsan da sağa sola gidersin. Mario'dan örnek veriyorum. Oyuncu bir fark ediyor, iki kere space'e basınca tık tık iki kere zıplıyor. Bu da dinamik. Oyuncu keşfediyor bunu. Oyun mekaniğiyle alakası var. Mesela hileleri kim yazıyorsunuz? GTA Vice'de oynarken mesela arabanın denizde yüzmesi hoşuma gidiyor. Ya da ne bileyim. Tabii. Sokakta gezen halkın böyle gangsterleşmesi, hoş savaş. Onlar backdoor. Şimdi yazılımcılar yapıyor onu. Biz mesela oyunlarımızda hileleri kim yazıyor sanıyorsun? Ben yazıyorum zaten o hileyi yani yazarken oyunumu.
Hileyi ben eğer kodlamazsam algoritmaya zaten çalışmaz. Öyle bir hile olmaz. Hileleri biz kendimiz ekliyoruz. Yani çünkü oyunun havasını bir anda değiştiriyor. Tabii. Zaten amacımız o. Yani bu yaratıcılığın ödüllendirilmesi diyordum ya. O hileler o yüzden var. Yani bıktın oyundan, hep aynı şeyi oynuyorsun. Hadi gel yaratıcılığı ödüllendirelim. Bir sürü hile kodu çıkıyor GTA, değil mi? Deneye deneye oyunu bambaşka bir hale getiriyorsun. Daha güzeli Skyrim, Elder Scrolls, Fallout 4. Bu oyunlar mod komünitesi diye bir şeye sahipler arkadaşlar. Mod komünitesi nedir? Basit bir kodlama yeteneğiyle bütün oyundaki source kodu değiştirebiliyorsunuz kendiniz oyuncu olarak. İlk kim yaptı bunu? Warcraft 3. Bütün bu Dota, League of Legends'ın babasıdır. Crazy Frog diye bir arkadaş çıkarıyor. Tanıştım kendisiyle. Geldi Türkiye'ye hakikaten. Konuk olarak. Çok da tatlı bir adam hakikaten. Yani şey bizden bir adam böyle ya ne bileyim yaptı tut, yaptım tuttu diyor. Hani bir şey yok aslında ama böyle bir komüniteyi açtı oyunu Blizzard Warcraft 3 oyunuyla. Dedi ki siz istediğiniz haritayı, istediğiniz trigger mekanizmasıyla, istediğiniz kodlamayla, hatta kodu da kullanmıyordunuz map editöründe, koda da ihtiyaç yoktu. Azıcık matematik yetiyordu. Her şeyi yapabilirsiniz dedi. Herifler bir çıktılar işte hala dünyaya hükmediyorlar. Blizzard hala dünyanın en büyük oyun firması. Hiç değişmedi. Niye? Çünkü her yaptığı oyunda böyle bir altyapı sunacağını sandık, sunmadı. Hala bekliyoruz. Yani bir sürü oyuncu hala bekliyor. Ya bir tane verse de map editor hani bir daha yapsak. Kim yaptı? Bethesda yaptı Ubisoft'la beraber. İşte Fallout'ta, Skyrim'de dedi ki açıyorum ya bütün komünite yapsın. Linux işletim sistemi aynı şeyi yapıyor. Bedavayım diyor, sen geliştir diyor bütün programı. Ah plaket mi var? Allah'ım! Katılırız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ederim hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. YouTube'a poz veriyorum.